Kanal Üç ekranlarından mutlu akşamlar değerli izleyenler. Renkli haberlerle karşınızdayız. Afyonkarahisar'da emlakçının mağdur ettiği ve yağmur altında sokakta kalan aileye Vali Kübra Güren Yiğitbaşı sahip çıktı. Geçici olarak otele yerleştirilen 7 kişilik aile en yakın sürede sıcak yuvalarına kavuşacak. Kardeşim gelin dedi. Ben sizi göreyim, imzaları atalım, evet tutun dedi. Ben dedim geldim. Şartlar ne olurdu? Vali devlet ana oldu, sokakta kalan aile kurtuldu. Ne yapacağım ben böyle çocukla çocukla? Kamyonette inşallah. Geçtiğimiz günlerde Afyonkarahisar'da emlakçı ile ev sahibi arasında yaşanan kira anlaşmazlığında babalarının engelli olduğu 7 kişilik aile yağmur altında sokakta kalmıştı. Durumu öğrenen Vali Doçent Doktor Kübra Güran Yiğitbaşı ise ilgili birimleri hemen harekete geçirdi. Aileye kol kanat gerip adeta devlet ana gibi sahip çıktı. Kız da burada olduğu için eşyalarını... Olay kent merkezi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Biri 1 yaşında, 4 çocuk, anne, baba ve dededen oluşan 7 kişilik Narin ailesi emlakçıyla anlaşmazlık yaşamaları sonucu eşyalarıyla birlikte sokakta kaldı. Afyonkarahisar Valiliği aile üyelerinin durumunu öğrenir öğrenmez ilgili birimleri harekete geçirdi. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Vali Yiğitbaşı'ndan gelen talimat üzerine hemen aileye ulaşıp 7 kişilik Narin ailesini ev buluncaya kadar geçici süreyle bir otele yerleştirdi. Aile üyeleri ise yağmur altında kalmaktan kendilerini kurtaran Vali Yiğitbaşı başta olmak üzere ilgili kurum müdürlerine teşekkür etti. Olmaz dedi, başka dedi kefil getireceğim. Dedim bu pazar değil ki bir... Kaldıkları otelde kendilerine yapılan yardımı anlatan anne Gamze Narin, devletin kendilerine kucak açtığını belirtti. Biz Kocaeli'ndeydik, işe gelmiştik. Patronumuz engelli olduğu için eşimin çalışamayacağını söyledi. Bizi işten çıkardılar, 3 gün içinde iş bul dediler, kalacak yer bul dediler. Biz de buraya gelmek zorunda kaldık, ailemiz bu tarafta diye. Geldik ama emlakçıyla anlaşamayınca dışarıda kaldık. Ablası evde yoktu, o da Fethiye'ye gitmiş, taşınmışlar. Bu yüzden dışarıda kaldık. Allah razı olsun, polisimiz geldi. Bizi bir gece barındırdı karakolda. Böyle işte geldik, burada kaldık. Valilik bir harekete geçti. Evet, valilik yardım etti, Allah razı olsun. Sosyal anlaşmadan geldiler. Polislerimiz çok yardım etti. Gazetecilerimiz Hakan abi, Mehmet abi, Allah razı olsun. Onlardan iyi destek gördük, çok yardımcı oldu. Bizi kucaklarını açtı, valiliğimiz bize kucağını açtı. Allah herkesten razı olsun. Büyüklerimiz bize çok yardımcı oldu. Kalacak yerimizi buldular. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum hepsine. Sıcak bir yerde kalıyoruz şu anda. Allah hepsinden razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Yardımcı oluyorlar. Çocuklarımızın hastalıklarıyla, okullarıyla, her şeyle destek çıkıyorlar. Hepsinden çok teşekkür ediyoruz. Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Şuut ilçesinde hasadı devam eden kışlık patates hasadına katılarak patates topladı. Dünyaca ünlü, hatta lezzeti dillere destan Şuut patatesi hasadı başladı. Bugün Vali Kübra Güran Yiğitbaşı da bu hasata katıldı. Şuut'taki kadınlarla birlikte patates topladı, çuvala doldurdu. Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, ilçe ziyaretleri dolayısıyla Şuut'ta incelemeler ve ziyaretler kapsamında Yarışlı Köyü'nde devam eden patates hasadına katılarak tarlada patates topladı. Ben seni dinlemeyi düşünmüyorum. Ben onları dinliyorum. Patates toplayan kadın işçilerle sohbet eden Yiğitbaşı, köy muhtarı Bayram Çelik ve tarla sahibi Mevlüt Akgün'den bilgi aldı. Böyle bugünlere bırakır mıydınız normalde, bu defa mı böyle? Yok. Bu zamanlara biraz geçti. Bu zamanlara kadar sürüyor hasat zamanımız. Yiğitbaşı burada gazetecilere yaptığı açıklamada Afyonkarahisar'ın patates üretiminde önemli bir yere sahip olduğunu belirtti. Bak ama bana o zorlaştırmaya çalışıyor benim işimi. Hayır. Şimdi ya, şöyle. Hanımlar bana kıyamıyor. Şimdi bunu bu şekilde toprakla almaz tutacağız. Ya bu zaten bu biraz ıslaksı. Vallahi ben hanımlar ama bak böylece koyuyor. Ya koy. Patates hasadına çok erken saatlerde başlandığını dile getiren Vali Yiğitbaşı şunları kaydetti. Tabii bizim bölgemizin patatesi de çok kıymetli. Renginden dolayı, lezzetinden dolayı çok özel bir patates yetiştiriyoruz. Onun için bu bölgenin patatesinin tabii Türkiye'de 3. sıradayız biz. Çok daha iyi durumlara da geleceğiz tabii. Bu onu gösteriyor. Çünkü çok bereketli, çok verimli topraklar. Aynı zamanda tabii bu yıl çok da rekolte de iyi maşallah. Çiftçimizin, köylümüzün yüzü gülüyor bu anlamda. Bu bereketli topraklarda inşallah biz Türkiye'ye hem de yurt dışına güzel, bereketli, verimli ürünlerimizden sunmaya, herkesin masasına, sofrasına yetiştirmeye devam edeceğiz.
Yiğitbaşı, üreticilerin doğal soğuk hava deposu isteğini de değerlendirerek destek vermeye çalıştıklarını aktardı. İnşallah onunla ilgili biz çalışmalarımızı başlatalım, yapalım ve Tarım İl Müdürlüğümüzle de bu konuyu görüşeceğiz. Onlarla ilgili inşallah taleplerini değerlendireceğiz. Zaten bazı bölgelerimizde de var biliyorsunuz patatesle ilgili, evet, soğuk hava depolarımız var. Sandıklı'nın da biliyorsunuz patatesi meşhur aynı şekilde. O bölgelerdeki gibi belki burada da belli alanlarda işte kriterlerine, şartlarına göre soğuk hava deposu yapılması yine de mümkün olabilir. Bunu da çalıştıracağız inşallah. Gelen her türlü talebi değerlendiriyoruz çok mutlaka. Köy muhtarı Bayram Çelik ise köyün başlıca geçim kaynaklarından birinin patates üretimi olduğunu belirterek verimli bir yıl geçirdiklerini dile getirdi. Bu seneki verimler 4,5'dan 5,5-6 tona kadar verimlerimiz gitti. Degarından 1000 metresinden. Şu anda köyümüzün genelinde 1609 nüfusu var. Bunun 360 tane, bunun en az 150-200'ü bu patatesi, yani kendi kaderince 10 dagar, 5 dagar, 50 dagar, 100 dagar eken çiftçilerimiz köyümüzde mevcuttur. Köyün gelir kaynağı genelde patates, arpa, buğday, hayvancılık, mısır, fasulye, yaş fasulye genelde bunlara dayanır. Tarla sahibi Akgün de dekardan 4 tona kadar verim elde ettiklerini, bereketli bir sezon geçirdiklerini aktardı. Bu sene 40 dekar kadar yerimiz ektik. 40 dekardan 160-150 tona civarında patates aldım. Fiyatlarımız daha önceden bizim bu tarafa gelmeden fiyatlar biraz yüksekti. Bizim bu tarafa gelince 2 lira veya 3 lira aşağı düştü. Biraz bize gelince bizim fiyatlar aşağı çekince maliyetle ancak verebildik bu sene. Vali Yiğitbaşı hasat süresince kadın tarım işçileriyle sohbet etti. Kıyamıyorlar bana. Ben seni dinlemeyi düşünmüyorum. Ben onları dinliyorum. Geçtiğimiz hafta dolu dolu yapılan Gastroafyon Turizm ve Lezzet Festivali gala gecesiyle sona erdi. Ne yapacak bacı? Biz lokum yapacağız. Afyon'un meşhur... Gastroafyon Turizm ve Lezzet Festivali gala gecesiyle son buldu. Motor Sporları Merkezi'ndeki festivalde Afyonkarahisar'ın yöresel lezzetleri misafirlere ikram edildi. Ünlü şeflerin yemek gösterileri, atölye çalışmaları, söyleşiler, müzikal gösteriler ve farklı yarışmalar festivale renk kattı. Festivalde ayrıca 100 metre kaymaklı Afyon lokumu yapıldı. Vali Kübra Güren Yiğitbaşı bir termal otelde düzenlenen gala gecesi sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada festivalin dolu dolu ve coşkulu geçtiğini belirtti. Dolu dolu geçti kısacası. Çok coşkulu geçti. Tabii bu bizim aslında çok tecrübeli olduğumuz bir alan. Yani uluslararası festival yapmak Afyonkarahisar için yeni bir şey değil. Bu konuda ciddi tecrübeleri var şehrimizin ve maşallah kurumlarımızın, paydaşlarımızın. Dolayısıyla pek çok paydaşımız el verdi. Hep birlikte çok güzel bir şey ortaya koyduk diye düşünüyorum. Dördüncüsünü yapıyoruz Uluslararası Gastro Afyon Fest Turizm ve Lezzet Festivali'ni. Biz inşallah daha nice böyle uzun dostluklara da vesile olacak, sevgiyle, muhabbetle yorulacak sofralara da aynı zamanda vesile olacak. Aynı zamanda Afyonkarahisar'ın kendi değerlerini, kültürünü, sadece bir gastronomi şehri olarak değil, aslında yeraltı, yerüstü kaynaklarını, daha nice zenginliklere sahip olduğunu da hem kendi insanımıza, Türkiye'ye, hem yurt dışına anlatabileceğimiz, umuyoruz, nice festivaller birlikte geçirmek nasip olur. Çok coşkuluydu son günümüz özellikle, çünkü hava da çok güzeldi ve son gün olunca insanlar kaçırmamak istediler. Farklı şehirlerden gelen pek çok misafirimiz vardı, yabancı misafirlerimiz vardı, burada da var büyükelçilerimiz, yabancı basın. Ancak şunu da fark ettik, tabii ilk defa gelenlerin çok olduğunu da gördük şehrimize. Konser için gelenler, bazı önemli üst düzey konuklar ilk defa Afyon'un aslında içine geldiklerini söylüyorlar. Demek ki biz tabii şu konuda bir fikrimiz vardı bizim. Afyon tam bir kavşak noktası. Pek çok bölgenin, pek çok önemli şehrin, büyük şehrin tam bir geçiş güzergahı. Ama insanlar sadece mola verip buradan ayrılıyorlar. Güzel lezzetlerimizi belki tadarak gidiyorlar. Ama burada daha fazla zaman geçirmelerini, konaklamalarını sağlamak için şimdiden sonraki aslında çalışmalarımızı arttırmamız gerektiğini de bir daha fark etmiş olduk. Afyonkarahisar Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Karakuş da festivali Kanal 3 mikrofonlarına değerlendirdi. Bu yıl içindeki bu festivalimiz bir ilde olabilecek 7. festival. Aslında olamayacak diyeyim, bir ilde olamayacak 7. festival. Yıl içinde tertiplediğimiz bu uluslararası hüviyetteki 7. festivali icra ediyoruz şu anda. Gastronomi festivali olarak da 4. yılımızdayız. Ama 2 yıldır da uluslararası hüviyette sürdürüyoruz.
Bu sene gördüğümüz ilgi gerçekten beni çok mutlu etti. Gelen misafirlerimizin %60'ı hemen hemen dışarıdan. Ya üniversite öğrencisi ya şehir dışından gelen misafir. 40 farklı ülkeden katılım var. Akademisyen düzeyinde, şef düzeyinde, belediye düzeyinde, basın mensubu düzeyinde, uluslararası anlamda 10 farklı ülkeden katılımcı var. Bunlar şehrimiz için önemli avantajlar, önemli reklam araçları, önemli tanıtım araçları. Gerçekten çok mutluyuz. Hele dün soğuğa rağmen 100 metre kadayıf denememizde gastronomi festivalinin rekor sayısına ulaştık diyebilirim yani. TRT1'de 3'te 3 tarih yarışmacısının sunucusu Pelin Çift ve Tufan Gündüz Gastro Afyon Festivali'nde ziyaretçilerle yarışma düzenledi. Eray! Söylemeyen yok değil mi? TRT1'de yayınlanan 3'te 3 tarih yarışması Gastro Afyon'da yaşatıldı. Yakışır bir alkış istiyoruz. Pelin Çift sunumuyla ve Profesör Doktor Tufan Gündüz yorumuyla festivalde güzel bir yarışma ortaya koyuldu. İşin o kısmını biz karışmıyoruz ama doğrudur. Yarışmacıların ziyaretçilerden seçildiği yarışmada, Şef Cüneyt Hasan yarışmada ziyaretçileri gülmekten kırdı geçirdi. Yarışma sonunda kazananlara bardak hediye edildi. Hadi, daha daha da! Afyonlu yakışır şekilde! Bravo! Harikasınız, seviyorum sizi! Yarışma sonunda Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı ve Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Pelin Çift'e ve Profesör Doktor Tufan Gündüz'e plaket takdim ettiler. Evet, Pelin Hanım Sayın Valimizden, Tufan Hocam da... Plaket takdiminden sonra radyocular bir araya gelerek Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ve festivale gelen ziyaretçilerle selamlaştı. Çok kıymetli arkadaşlarımız, bütün radyocularımız burada, çok önemli isimler. Rahatsızlığı nedeniyle yeni kimlik kartı başvurusunu yapamayan şehit annesinin evine Afyonkarahisar İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü mobil ekipleri giderek kimlik başvurusunu aldı. Hayatta. Kimlik alamayan şehit annesinin kimliği ayağına gitti. 13 Kasım 1992 tarihinde Mardin'de askerlik hizmetini yaparken bölücü terör örgütü mensubu ile girdiği silahlı çatışma sonrası şehit olan Piyade Er Yurdal Sayın'ın annesi Fatma Sayın rahatsızlığı nedeniyle yeni kimlik kartına başvuru yapamadı. Şehit annesi Fatma Sayın, Türkiye Harp Malulü, Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı'nın desteğiyle Afyonkarahisar İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'ne başvuru yaptı. Bunun üzerine Afyonkarahisar İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Erkan Tanyeri mobil ekiplerini harekete geçirdi. En kısa sürede şehit ailesinin evine giden ekipler yeni kimlik kartı başvurusunun resmi işlemlerini tamamladı. Şehit annesi Fatma Sayın'a yeni kimlik kartı çıktığında kimliği teslim edilecek. Allah devletimizden razı olsun kızım. Ayağımıza kadar geldiler. İşimizi gördüler, ihtiyacımızı soruyorlar. Allah bin kere razı olsun. Allah hepsinin işini gücünü rast getirsin. Dernek Başkanı İsmail Kumartaşlı yaptığı açıklamada Afyonkarahisar İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Erkan Tanyeri ve ekibine teşekkür ederek şöyle konuştu. Şehidimiz Piyade Er Yurdal Sayın'ın annesi rahatsızlıkları nedeniyle evinden çıkamıyordu. Ve bir nüfus cüzdanının değişimi olayı vardı. Biz de ilgililerimize durumu ilettik. Bugün nüfus müdürlüğümüzün, valimizin yetkilileri geldiler. Annemizin evinde nüfus cüzdanı yenileme müracaatını aldılar. Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Aküreme yaralı olarak getirilen ve tedavileri tamamlanan iki kızıl şahini doğaya bıraktı. Bir parçası yaban koyun ve iki tane farklı üretiyoruz. Vali Yiğitbaşı, Şuhut Kaymakamı Harun Reşit Han ile birlikte Şuhut ilçesinde kurulu olan Anadolu Yaban Koyunu Üretme Merkezi ve Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü Keklik Üretme Merkezi'ni ziyaret etti. Yiğitbaşı'ya Bölge Müdürü Şahin Çılgın, merkezi gezdirerek çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Diğer illerimize, özellikle de İstanbul, Edirne gibi illerimize dağıttık. Şu anda da biraz sonra gezeceğiz sahada.
O sahamızda da şu anda anaçlarımız kaldı. Yavru diğerlerimizin hep beraber alanı beraber gezeceğiz. Çok güzel. Neresi dediniz? İstanbul Edirne. Edirne yani o tarafla ağırlıkta İstanbul, Edirne, Çanakkale, o Çilkekli'nin ana yaşam merkezlerinden birisi Bursa gibi. Yani bu taraftan öbür tarafa doğru. Genelde doğu tarafında Çilkeklik olmuyor. Yiğitbaşı ve kaymakam han daha sonra dünyada endemik bir tür olan ve sadece Anadolu topraklarında yetişen Anadolu yaban koyunlarının doğal üretim alanını dürbünle inceledi. Yiğitbaşı burada daha önce yaralı olarak Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkililerine teslim edilen ve Akürem'de tedavileri tamamlanan Kızıl Şahinleri kaymakam han ile doğaya bıraktı. Atayım mı kendi saçını? Salın salın. Bırak. Havaya doğru. Yiğitbaşı gazetecilere yaptığı açıklamada yaban hayvanlarının tedavilerinin tamamlandığını belirterek şunları kaydetti. Çok güzel bir ortamdayız çünkü burası sadece Afyon'un değil tüm Türkiye'nin çilkeklik üreten tek tesisi. Bunu mesela bence bütün Türkiye'nin bilmesi gerekiyor. Çok önemli. Dünya endemiği dediğimiz Anadolu yaban koyunlarının da tek bulunduğu yer değil mi? Hem üretiliyor hem burada besleniyor. Evet. Sürekli bakım altında. Şurada görmüş olduğumuz kameralarla arkadaşlarımız, uzmanlarımız sürekli buradaki hayvanları, bu Anadolu yaban koyunlarını takip ediyorlar gece gündüz. Kaymakamımızla, Şuhut Kaymakamımızla birlikte daha önce ortağımda bir şekilde yaralanmış ve vatandaşlarımızın yine Şahin Bey'e ulaştırdığı. Gerçi üniversitemizde tabii tedavisini gördükten sonra buraya ulaştırılan Şahinlerden ikisini tekrar salmış olduk. Kendi doğal hayatlarına devam etmeleri için. Bu da çok muhteşem bir andı. Gerçekten hayvanlardan biz sanki biraz çekiniyoruz, korkuyoruz ama şöyle bir dokunsal bir teması oluşturunca da bir yakınlık da hissediliyor. Güzel, hoş bir andı. Onları da özgürlüklerine kavuşturduk. Bu tecrübeyi de burada yaşadığımız için çok mutluyum. Bu üretim tesisinde gerçekten Türkiye'nin göz bebeği bir tesis. Herkesin görmesini tavsiye ederim. İçeride yaklaşık civcivler de üretiliyor değil mi? 10.000 tane aynı bu anda. Bu sene ürettiğimiz 12.000 civciv ürettik. Evet, 10.000'in üzerinde yine civciv de üretiliyor ve bunların da yine tek tek aşama aşama takipleri yapılıyor arkadaşlarımız tarafından. Ziyaret ve incelemeler sırasında Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü Şube Müdürü Turgut Civri, merkezin çalışmaları hakkında teknik bilgiler aktardı. Burada Anadolu Yaban Koyunu üretiyoruz. Anadolu Yaban Koyunu Üretme İstasyonu ismi de zaten. Sadece ülkemize has bir tür bu. Ülkemizde de 1000'in altında kaldı sayısı. Bunlardan 513 tanesi Konya'daki Boz Dağları'nda, telin içinde, telin dışında 185 tane var. Türkiye'ye yerleştirilmiş 50'li, 30'lu, 20'li grup şeklinde 6-7 parçada yerleştirme yapıldı. Bunlardan bir tanesi de Kumalar'a yerleştirildi. Kumalar'da 30 tane hayvanımız var. Eskişehir Arayit Dağları var. Bu Maraş. Anadolu endemi meselesini bir anlatır mısın? Anadolu yaban koyunu sadece Anadolu'ya özgü bir tür. Dünyanın hiçbir tarafında yok. Yaban koyunu çok. Sığır türleri gibi ama Anadolu yaban koyunu sadece bizde var. Mega Birlik Medya CEO'su Mehmet Emin Güzbey ve Kanal 3 çalışanları Afyonkarahisar'a bir ay önce atanan vali yardımcısı Kübra Teymur'u ziyaret etti. Bir de buraya gelince işte gastronomisiyle. Kanal 3 ailesinden Afyonkarahisar vali yardımcısı Kübra Teymur'a hayırlı olsun ziyareti. Bulduğunuz güzellikleri inşallah Afyon'da bizde bulur. Mega Birlik Medya CEO'su ve Odak Gazetesi kurucusu Mehmet Emin Güzbey ve Kanal 3 çalışanları Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Kübra Teymur'u ziyaret etti. Sultanbahalı ziyaret ederken sağ olsun böyle Afyon merkeze. Sıcak bir atmosferde gerçekleşen ziyarette Teymur ve Güzbey istişarelerde bulundu. Bir de buraya gelince işte gastronomisiyle. Ziyaret boyunca Afyonkarahisar'ı geliştirmek adına yapılabilecek etkinliklerle ilgili olarak karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Şimdi benden daha çok memnun. Başsavcı Bey de sağ olun. Ziyaret toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. Ya 5 yılda çok değişti Afyon. Afyonkarahisar Kendin Yap Atölyesi Park Afyon Alışveriş Merkezi'nde çocuklarla buluştu. Robotik kodlama, akıl ve zeka oyunları, ahşap tasarım ve yaratıcı drama alanlarında yapılan etkinliklere çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Kendin
Niyep atölyelerinin verdiği akıl ve zeka oyunları, 3D tasarım, yoga, robotik kodlama gibi pek çok eğitimle çocukların burada gelişimlerine katkı sağlanıyor. Afyonkarahisar'da kendin yap atölyelerinin verdiği akıl ve zeka oyunları, robotik kodlama, yaratıcı drama, Arduino eğitimi, ahşap tasarım ve daha pek çok alanda verdikleri eğitimlerle çocukların gelişimine katkı sağlanıyor. Kendin yap atölyeleri Park Afyon Alışveriş Merkezi'nde farkındalık oluşturmak için hem kendi öğrencilerine hem de gelen diğer misafir çocuklarına düzenlediği etkinliklerle verdikleri eğitimleri tanıttı. Toplam 263 öğrencinin katılım sağladığı etkinlikte Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın da çocuklarla sohbet etti. Kendin Yap Atölye Koordinatörü Nursefa Keskin, burada bulunmalarının amacından bahsetti. Bugün burada Kendin Yap Atölyesini tanıtmak, öğrencilere farklı etkinlikler planlamak, hem kendi atölyemizdeki öğrencilerimize hem de daha önce atölyeyi görmeyen buradaki ziyaretçilere atölyeyi tanıtmak, Kendin Yap Atölyesini tanıtmak, aynı zamanda çocukların da kodlama eğitimi nedir gibi, ahşap tasarım eğitimi nedir gibi onların farkındalık oluşmasını sağlayacak ufak etkinliklerimiz var. Keskin, atölyede verdikleri eğitimleri de anlattı. Atölyede çocukların hızla değişen teknolojik değişime ayak uydurmalarını sağlayacak Arduino, Scratch, 3D tasarım ve kodlama eğitimleri var. Bunun yanında günlük hayatta kendilerini ifade edebilmelerini sağlayacak ve düşünme becerilerini sağlayacak akıl zeka oyunlarıyla beraber drama eğitimleri var. Ve özellikle Afyon deprem bölgesi böyle bir dönem olduğunda da telsiz kullanımı gibi teknolojinin tamamen kesildiği zamanda nasıl davranmalarını gerektiğini öğretecek eğitimler mevcut. Atölye 6 yaştan başlayarak yaş sınırı olmaksızın, aslında öncelikle 6-14 yaş ama yaş sınırı olmaksızın yetişkinlere de eğitim veriyoruz. İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın da etkinliği mikrofonlarımıza değerlendirdi. Evet, bu Kendin Yap Atölyeleri bizim Afyonkarahisar ilimizde, merkezde bir tane ve 9 tane de ilçelerimizde kurmuş olduğumuz atölyeler. Özellikle 0-7-14 yaş arası öğrencilerimizin, çocuklarımızın akıl zeka oyunları, kodlama, robotik kodlama gibi, el sanatları ve farklı alanlarda istasyonları olan, çocukların eğlenerek öğrenmelerini sağlayan, zekalarını geliştirmelerini, yeteneklerini, becerilerini geliştirmelerini sağlayan atölyelerimiz. Hafta içerisinde ve hafta sonunda öğrenciler bu atölyelerimize geliyorlar. Orada öğretmenlerimiz nezaretinde eğitim alıyorlar. Gerekli çalışmaları yapıyorlar. Dolayısıyla çok faydalı olduğunu, öğrencilerimiz açısından çok beğenildiğini, hatta hoşlarına gittiğini ve öğreticiliği, kendilerini geliştirme açısından çok kıymetli olduğunu biz dönüt olarak velilerimizden, öğrencilerimizden alıyoruz. Sucuğundan lokumuna, kaymağından keşkeğine kadar gastronomi alanında oldukça zengin olan Afyonkarahisar'da vatandaşların kahvaltılarında vazgeçemedikleri ürünler neler? Sokağın nabzını tuttuk. Afyonkarahisar yemek çeşitliliği bakımından oldukça zengin bir şehir. Peki Afyonkarahisar'da yaşayan vatandaşların kahvaltı sofralarında olmazsa olmazları neler? Şehrin meşhur lezzetlerinden bükme mi, ağız açık mı daha fazla tercih ediliyor? Kahvaltıda olmazsa olmazınız. Nereden de peynir, zeytin, şeyi. Söylesin. Sosis, sucuk. Onlar olmazsa sen de olmazsın yavrum. Bu devir çocukların devri. Peynir, zeytin. Türk insanı. Sabah sabah kavurma, dana haşlama, kuzu pirzola, sabah, öğlen, akşam et yiyeceksin. Gel Sami abi. Arkadaşlar diyor ki sabahleyin ne yenir? Sabahleyin ne yenir abi? Et yenir, et. Domates, biber, her şey var mı? Eti yiyeceksin, sağlıklı olacaksın. Eti yemeyen adam sağlıklı olamaz abicim. Sabah sabah et yiyeceksin, sabah sabah ciğer yiyeceksin. Peynir, zeytin. Süt ne bunlar lan abi, adamı veremedi lan, verem. Ondan sonra doktordan çıkamayın, doğru mu? Et yiyeceksin, et. Yen, birer parça yiyin. Her
kahvaltı yapmıyorum ki. Yani ben yine kahveyle başlıyorum direkt. Hani olursa yeşillik tarzı daha çok yerim. Zeytin, peynir, varsa tereyağı. Olmazsa olmam bal. Balı çok seviyorum. Eski kaşar, pastırma, rulalı peynir, dürülmüş orada, selisli. Peynir, tereyağı, bal. Sucuk abi. Afyon'u söyle, sucuk. Benim için olmazsa olmaz diye bir şey yok. Ne bulsam o. Sucuk oluyor. Güzel buluyorum. Memleketimin sucuğu. Vallahi gal hiçbir şey demeyin. Yumurtası hiç geçirme. Peynir, zeytin. Direkt kahvaltı türlerini seviyorum. Öyle melemen tarzında bir şey hoşuma gitmiyor. Bir Türk olarak çay. Çay olmazsa kendime gelemiyorum. Yorum yok. Çok bir şey yemem. Sucuk. Afyon sucuğu. Çay. Çay. Vallahi kahvaltı da normal kahvaltı ya. Ne olacaksa etin, peynir, yumurta. Kahvaltı yapamıyoruz ki bir şeyden. Ağzı açık mı, bükme mi? Mercimekli bükme. Bükme abi. Ağzı açık. Ağzı açık. Bükme. Şu anda bükme daha revaçta. Ağzı açık biraz bile uzak kalıyor sanırım. Bükmesiyle ünlü bizim burası. Ondan dolayı bükmeyi tercih ederim. Bükme, ağzı açık hepsi olur. Ya sabahtan ben gevrek ekmek yerin, bükme yeme. Bükme. Çayına bükme, mercimekli. Oldu mu yok, bir de hoşap, akşama ok. Bükme, mercimekli. Ağız açık, tek geçerim. Valla bükmeyi de severim, ağız açığı da yani. İkisini de yaparız yani biz. Biz köylüyüz de. Güzel soru. Bir afyonlu olmayarak bence gözleme derim yani. Ayrıca şehri ziyaret eden misafirler Afyonkarahisar'dan ayrılmadan önce meşhur Afyon sucuğu, Afyon lokumu ve kaymağını almayı ihmal etmiyorlar. Antalya'dan. Evet, eşim Rusya'dan geliyor. Evet. Burada yaşıyoruz. Hoş geldiniz. Kaymak çok güzel, tereyağınız güzel, etler 10 numara. Bir de tabii kaymaklı ekmek kadayıfı. Şimdi de onu yemeye gidiyoruz. Ankara'dan geliyoruz, yol üstü uğradık. Antalya'ya gideceğiz. Ama biz tabii şehir merkezine geliyoruz. Etimizi yiyoruz, kaymaklı ekmek kadayıfımızı yiyoruz, cila alıyoruz, mis gibi yolumuza devam ediyoruz. Sucuğumuz peki? Sucuk tabii aldık zaten yanımızda, dostlara götürüyoruz. Tabii ki Afyon kaymağı bilinmez mi? Bakın aldık işte. Sucuk, kaymak, onları biliyoruz. Kaymaklı lokum aldık. Evet. Peki, sucuklarımızı göster, Afyon sucuğu. Afyon sucuğu aldık kahvaltı için. Özellikle geldik yerinden aldık sevdiğimiz için. İstanbul'dan geliyoruz normal şartlarda. Geçerken yolumuz buraya da uğradı. Sucuğumuzu da aldık. Olmazsa olmaz oldu artık. Havalar soğumaya başladı. Kış kendini hafiften hissettiriyor. Doğalgaz ve merkezi sistem ısınmasının olmadığı mahalle ve kırsal kesimlerde ise soba, odun ve kömür telaşı başladı. İşte soba fiyatları ve tercih edilen soba çeşitleri. Havalar soğudu, kış geldi ve evlerde ısınma sorunu da başladı. Afyonkarahisar'da doğalgaz afşet var ama bazı yerlerde de kırsal kesimde özellikle soba kullanılıyor hala ve soba telaşı da başladı. Evet, bugün Afyonkarahisar'da yıllarda tobacılık yapan, soba üretimi yapan bir yerdeyiz. Efendim, sizi tanıyabilir miyiz? Bekir Duyur, Afyon sobacısı. Hocam kaç yıldır bu işle uğraşıyorsunuz? Şimdi askerden sonrayı sayarsak 77 diyelim. 77'den beri buradayız da çıraklığı saymıyoruz. Yarım yüzyıl oldu o zaman. 50 yıl falan oldu herhalde. Az olmadı, bayağı oldu. Peki soba satışları nasıl? Kış kendini göstermeye başladı. Soğukluklar başladı. Şimdi soba satışları başladı. Fiyatlar çok yüksek olduğu için vatandaş biraz sıkıntılı. Yani kömür pahalı, sobalar pahalı. Biraz sıkıntı var ama ne yapalım, bu şekilde biz de devam ediyoruz satmaya. Peki ne tür sobalar tercih ediliyor genelde? Şimdi şöyle söyleyeyim. Ucuz sobaya yöneliyor herkes. Çünkü bütçesine bakıyor. Pahalı sobalara biraz güç yetmiyor. Öyle olunca da biraz da ekonomik olsun diyerekten düşük fiyatlı soba. Hangi model en çok satılıyor? Mesela en çok tercih edilen yani, kovalılar? Kovalılara yöneliyor. Demir döküm sobalar biraz daha pahalı olduğu için vatandaş şimdi bugünkü ihtiyacını karşılayabilmek için kovalı sobalara yöneliyor. Kovalı sobalarla satış daha farklı. Peki kuzineli modeller de var. Var tabii. Satışı nasıl? Kuzine zaten mutfakta kullanılan bir araç. O da yani köylerde, kırsal kesimlerde
Bir de şimdi yeni bu bahçelerde falan böyle hafta sonlarında kuzine de özlem gidermek için kullananlar var. Onlar kullanıyorlar. Yani normal, Allah berekat versin diyelim. Yapacak başka bir şey yok. Son zamanlarda peletli sobalar da revaçta. Evet. Sizde satılıyor mu? Nasıl, talep var mı? Var. Bizde onun imalatı da var şu anda. Satışı da var. Tutturduk. İyi satılıyor. Onlar da güzel. Onların bir özelliği işte sobanın yani içerisinden daha rahat. Kül çıkmıyor. Kurum yok. Kokusu yok. Paleti dolduruveriyorsunuz. Palet bitesiye kadar. Kendi halinde ağır ağır istediğiniz şekilde yanabiliyor. Özellikleri güzel. Yavaş yavaş herhalde tercihler olmaya başladı. Var. Şu zamanda pelet biraz ucuzdu. Şu sıralar biraz o da yükseldi. Yani istek fazla olunca biraz pelet fiyat da yükseldi ama vatandaş temizliğiyle daha rahat diyerekten ona yönelenler var. Sobacılarda hareketlilik başladı. Gerek bağ evine, gerekse köy evine soba almak isteyenler soluğu Demirciler Çarşısı'nda alıyor. Nasip olursa alacağız bir tane soba. Vallahi evimiz kaloriferli. Kömür fiyatları bu kadar yükseldiği için kaloriferi yakamıyoruz. Biz de bir sobaya niyetlendik. Uğraşabilirsiniz, alacağız bakalım. Sobamız güzel, ikinci el olaraktan. Fiyatı da iyi. Soba alırken nelere dikkat ediyorsunuz? Yani nasıl bir şey istiyorsunuz? Soba alırken ismine, Kahvecioğlu olduktan kere arkana bakma. Mesela kuzineli olanlar falan var. Onları tercih ediyor musunuz? Nasıl olur? Kuzine olursa iyi. Bunun kovalları yaramaz. Düzlerini alacaksın. Üstünde yemek pişiyor, çay pişiyor, suyun ısınıyor. Yani her şey oluyor. Evin ısınıyor. Evet. Biz böyle kovasızlara tercih ediyoruz. Odun mu yakıyorsunuz genelde, kömür? Kömür yakıyoruz. Dağ köyle odun yakıyor, meşe, çam yakıyorlar. Biz onlara ulaşamıyoruz. Biz odunla tutuşturuyoruz, arkasına kömürü dayıyoruz işte. Beğendiğiniz var mı? Valla beğendiğimiz şu Kahvecioğlu var. Anlaşabilirsiniz, alacağız nasip olursa. Pelet sobası aldım. Neden pelet sobası tercih ettiniz? Pisliği yok, dumanı yok. Ondan sonra ısıtması iyi. Onun için tercih ettik. Kullandınız mı daha önce? Daha önce kullanmadık da kullananlara sorduk, işe ettik. Oradan tercih ettik. Peki soba tercihini neden kullandınız? Hani kalorifer veya doğalgaz? Bahçede kullanacağım ben. Bahçede ısınmak için. Nasıl bir şeye bakıyorsun? Valla güzel ısıtabilen. İşte genelde fırınları şey yapıyoruz hocam, onlara... Kuzineli. Kuzineli, evet hocam. Peki nerede kullanacaksınız? Köyde hocam, annem gibi kullanacaklar. Hangi köyden geldin? Sarık, Sarık köyü. Peki nasıl, hangisini beğendiniz? Vallahi bakacağım size, biraz da bütçeye uygun. Evet inşallah. Odun mu kullanıyorsunuz, kömür mü? İkisi de var, odun kömür. Hem odun hem kömür hocam. Nasıl, bunda pişenler daha lezzetli oluyor mu yemek? Tabii hocam ya, odun kömür dolanın her zaman iyidir ya. Kış dedik, soba dedik. Bunları söyleyince tabii ki kömürden söz etmemek de olmaz. Sizler için kömürcüler pazarına da gittik, kömür fiyatlarını araştırdık. Sobada yakılan kömür ve kömür fiyatları da arttı. Şimdi bir kömür ofisindeyiz ve kömür fiyatlarını konuşuyoruz. Afyonkarahisar kışı soğuk geçiren illerden. Hatta Afyon soğuğu diye bir tabir bile var ki yazın bile kendini gösteriyor. Kış aylarına yaklaştığımız bu günlerde soba kullanan vatandaşlar kömür içinde hazırlığını yapıyor. Kömür ofislerinde de kömür yüklü tırların biri geliyor, biri gidiyor. Biz de kömür çeşitlerini ve fiyatlarını Afyonkarahisar'ın tanınmış kömür ofisinde Adem Göktaş'la konuştuk. Kömür satışları nasıl? Bir gerileme, bir artma var mı? Hava şartlarından dolayı biraz soğumaya başladı. Satışlarımız biraz arttı. Peki ne tür kömürler satılıyor daha çok? İthal kömür ve yerli kömür var. Şu an ekseri ithal kömür gidiyor. Neden ithal kömürü tercih ediyor insanlar? Soğuk havalarda dayanıklılığı, kalorisi daha çok olduğu için ithal kömür tercih ediliyor. Peki kalorifer için hangi tercihlerde bulunuyor? Yani hangi kömürleri tercih ediyorlar? Kalorifer için süper enerji kömürümüz var. İthal birinci sınıf. Onu tercih ediyoruz şu an, yani süper enerji. Peki doğalgaza fiyatlar arttı biliyorsunuz, elektrik de arttı. Evet. Kömüre de zam geldi mi?
Kömüre zam geldi ama biz uygulamadık. Şu an ithal kömür 5500-6000 arası. Süper Enerji tavsiye ederiz. Birinci sınıf, birinci kalite. 5500 TL peşin para. Göktaş, Kanal 3 mikrofonlarına kömürler hakkında geniş bilgi verdi. İthal ve yerli kömürlerimiz var abi. Hangileri onlar? Sıkma kömürümüz var sobada kullanmak için. Evet. Şu büyüklükte portakal olarak geçer. Yerli kömürümüz var. Bu şekilde abi. Yıkanmış kömür. Bu da 4500 TL fiyat olarak. Süper karbon ceviz tekrar sobalık var. Bunun fiyatı da 5500 TL. Evet. Bu şekilde büyük soba kömürü. Süper karbonun tekrar süper enerjinin fındık kömürü kalorifer için. Evet. Bu da 5500 TL aynı fiyat olarak. Bir de birinci sınıf kalite kömürümüz var saf yak. Bunun fiyatı da 6000 TL kalorifer kömürü. Kalorifer. Soba kömürü de aynı fiyat. Adem Göktaş sıkma kömürlerle ilgili de bilgiler aktardı. O da sobada tercih ettiğimiz birinci sınıf kömür. Külü çok az bir şey olur. Sobayı kapattı mı uyur, tekrar açınca yanar. Çok az bir şeye de kül olur. Peki onun fiyatı ne kadar? Onun fiyatı da 6300 TL. Son yıllarda implant tedavisi oldukça yaygınlaştı. Peki implant hakkında kim ne biliyor? İmplant tedavisi kimlere uygulanır? Tedavi süreci nasıldır? Fuar Hastanesi'ne giderek diş hekimi Büşra Enes İnce'den bilgiler aldık. Güzel bir görüşe sahip olmak istiyorsanız diş sağlığımız bizim için her şeyden önemli. İmplant tedavisi 18 yaşında oldurmuş, çene ve yüz gelişimini tamamlayan bireylerde uygulanabilir tedavi yöntemlerinden birisi. Diş hekimi Büşra Enes İnce, implant tedavisinin sürecini ve kimlere uygulanması gerektiğini anlattı. İmplant 18 yaşını tamamlamış bireylerde, çene yüz gelişimi tamamlamış bireylerde uygulanır. Tedavisinde çeşitli röntgenler çekilip kemiğin implant uygun olup olmadığı tespit edilir. Diyabet, yüksek tansiyon, hemofili gibi otoimmün sistemik hastalıkları olan, aynı zamanda kortikosteroid, bifosfonat ve immün baskılayıcı ilaçlar kullanan bireyler doktorlarıyla konsültasyon yapılarak uygun şartlar sağlandığında implant tedavileri uygulanmaktadır. Kaybedilen her diş için implant uygulamaları yapılabilir ama kaybedilen her diş implantla kazanılacak diye, yani implant yapılma şartı yoktur. Birçok tedavi seçeneklerimiz vardır. Bunlar porselen köprüler, aynı zamanda uzun boşluklarda total parsiyel protezler gibi tedavi yöntemlerimiz vardır. Hastalarımız muayene edilip en uygun tedavi seçenekleri sunulur. Diş hekimi İnce, son olarak diş kayıplarını önlemek için diş sağlığında nelere dikkat edilmesi gerektiği konusunda da vatandaşları uyardı. Düzenli olarak dişlerimizi fırçalamamız gerekir. Günde en az 2 kere ve bu 10 saniye, 20 saniye gibi değil, en az 1-2 dakika fırçalanacak ve günde bir kez de arayüz temizliği. Herkesin ihmal ettiği aslında arayüz temizliği ve en çok vakalar arayüz çürükleriyle karşımıza çıkıyor. 6 aydan 6 aya diş hekimi kontrolüne gelinmesi gerekiyor. Ve bu aslında ilk dişimiz çıktığında, bebekken diş hekimi kontrolü altında alınması gerekiyor. Hangi diş fırçası kullanılması, macun kullanılması hastalarımıza yönlendirerek ağız sağlığı korunmuş oluyor. Arayüz temizliği, arayüz fırçalarımız ve diş iplerimiz vardır. Dişlerin birbiriyle olan temaslarındaki işte boşluklara göre arayüz fırçalarımızın kalınlıkları vardır. En inceden kalına doğru. Hastalarımıza hangi arayüz fırçası olursa onu yönlendiriyoruz ya da diş ipleri. Başlangıçta diş ipi kullanmak biraz hastalarımız için alışana kadar, alışma sürecinde zor olabiliyor. Günde bir kere bu dişlerin temas edilen noktalarda İplerle ya da fırçalarla o aralar temizlenmesi gerekiyor. Çünkü dişler birbirleriyle temastayken fizyolojik olarak üçgen boşluklarımız var yaratılıştan ve oralara sadece fırçalamak oraların temizliğine yeterli olmuyor. Oranın temizliği arayüz fırçaları ve diş ipleri gibi özelleşmiş ürünleri kullanarak sağlamış oluyoruz ve günde bir kere yapmak da yeterli oluyor. Denizli'de kepçe operatörü damat gelini baba evinden kepçeyle aldı. O anlar geliyor ekranlarınıza.
Denizli'nin Buldan ilçesinde gelin alma töreni kepçeyle gerçekleşti. Kepçe operatör damat İbrahim Açar, gelini almaya baba evine kepçeyle gitti. Kız evine kepçeyle giden damat Açar, gelini oğlan evine kepçe üzerinde getirdi. Alkışlar arasında oğlan evine gelen genç çift, kepçe üzerinde fotoğraf çektirdi. Doğadan toplanan dal, kozalak gibi malzemeleri işleyerek hediyelik ürünler tasarlayan Denizlili iki resim öğretmeni, kurdukları atölyeden yurt dışına da ürün göndermeye hazırlanıyor. Denizli'de üniversite yıllarında hayalini kurdukları sanat atölyesini açan iki arkadaş, doğadan topladıkları odun, kozalak, çakıl taşı gibi malzemelerle yaptıkları tasarımları sosyal medya üzerinden beğeniye sunuyor. Doğadan toplanan ağaç ve parçalarını işleme konusunda kendilerini geliştiren Ayşegül Gürpınar Aday ve Sena Orhan, eğitimleri sırasındaki ortak atölye kurma hayalini bu sanat sayesinde gerçeğe dönüştürdü. İki girişimci, doğadan topladıkları malzemeleri estetik figürlerle birleştirerek yaptıkları tasarımları, özellikle sosyal medya platformları üzerinden satışa sunuyor. Minyatür evler, sokak betimlemeleri ve hayvan figürlerini sıklıkla kullanan Aday ve Orhan, önde gelen dekorasyon markalarıyla da çalışmaya başladı. Ayrıca özel günlere özgü ve isteğe göre tasarım yapan girişimciler, yurt dışına da ürün göndermeye hazırlanıyor. Ayşegül Gürpınar Aday, ahşap boyama üzerine çalışmalar yaparken farkına vardıkları driftwood sanatında uzmanlaştıklarını belirtti. Yerde gördüğünüz bir kozalak parçası sizin için hiçbir şey ifade etmiyor olabilir ama tek başına gerçekten belki de etmiyor ama biz bunu da alalım işte ev yaparız, şunu alalım kozalak parçasından ağaç yaparız, orada bir köşeye koyarız ya da ağaç kozalak parçalarının kenarlarını koparıp çatı yapıyoruz, kiremit yapıyoruz. Sonra dal parçalarını koparıyoruz. Yine parçalanmış ağaçlar, hepsini ayrı ayrı toplayıp bir yere getiriyoruz. Bir kompozisyon oluşturuyoruz. Aslında işin en büyük kısmı ve en zor kısmı orası. Sena Orhan ise hayallerini gerçekleştirdikleri için çok mutlu olduklarını ifade etti. Evet diyoruz, hani gerçekten iyi ki bu hayalin peşinden koşmuşuz ve buralara gelmişiz. İnşallah daha da ilerletmeyi düşünüyoruz. Bizim için daha sanat olduğu için biz biraz da buna yöneldik. Aslında şöyle bir kalıba sığmamak daha güzel bir şey. Yani resim kağıdının dışına çıkıyorsunuz. İstediğiniz bir alana kendinizi yayabiliyorsunuz. Mesela öncelikle ben bir elime odun parçası aldığımda evet burası benim için nasıl bir yaşam alanına dönüşür diye düşünüyorum. Isparta'nın unutulan yöresel lezzeti haşhaşlı gevrek, kadınlar tarafından gastronomi turizmine kazandırılıyor. Haşhaşlı cips olarak da bilinen gevreğin 100 gramı 25 liradan satılıyor. Isparta'da unutulan lezzetler yeniden hatırlatılıyor. Haşhaşlı gevrek de onlardan bir tanesi. Isparta Valiliği, İl Kültür Turizm Müdürlüğü ve Süleyman Demirel Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen Unutulan Lezzetlerin Gastronomi Turizmine Kazandırılması Projesi çerçevesinde Isparta'nın Unutulan Lezzeti Haşhaşlı Gevrek tekrardan gün yüzüne çıktı. Sinirkent ilçesi kadın kooperatif tarafından yapılan cips, ekmek hamurunun haşhaşla açılarak ince hale getirildikten sonra pişirilmesiyle elde ediliyor. Sağlık açısından önemli yere sahip olan haşhaş gevreğinin 100 gramı 25 TL'den satılıyor. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölüm Başkanı Profesör Doktor Şirvan Şendemir, bilimsel araştırma projesi çerçevesinde Isparta'nın 12 ilçesini gezip oradaki yemek profilini ortaya çıkardıklarını dile getirdi. Bu projeyi sonucunda
Isparta'daki 12 ilçeyi gezdik tek tek. Oradaki yemek profilini ortaya çıkarabilmek için. Bize en büyük yardımcı kooperatifler oldu, kadın kooperatifleri oldu. Takdir edersiniz ki yemekleri genellikle kadınlar yapıyor. Ve kooperatiflerin içerisinde de kadınlar bize geçmişten bugüne yaptıkları, işte anneannelerinin, büyüklerinin onlara öğrettikleri yemekleri bize anlattılar. Bu bölgenin haşhaş kültürü çok gelişmiş. Haşhaşla birçok şey yapılıyor, birçok tatlı yapılıyor. Bunları konuşurken bir de haşhaş cipsimiz var dedi kadın kooperatifi, Senirkent Kadın Kooperatifi. Hatta paketlemişler, biz de aldık, tattık. Haşhaş, bildiğiniz gibi haşhaş doğumu çocukların özellikle kemik bakımı, beyin gelişimi için oldukça yararlı olduğu biliniyor. Kadınlar bunu geçmişte büyük annelerinin özellikle ekmek yapım aşamasında saçları kurduklarında çocuklar onlara çok rahatsızlık verdiği, etrafta koşuşturdukları için çocukları oyalamak amacıyla yaptıklarına ve buna haşhaş gevreği dediklerinden bahsediyorlar. Ekmek yapılırken haşhaşla hamuru karıştırarak saçta pişirmişler, kıtır hale getirmişler, çocukların eline vermişler ve çocuklar onunla oyalanıyor. Biliyorsunuz günümüzde cipsler genç, yaşlı, büyük, küçük herkesin elinde çok sevilerek yeniyor ama çok sağlıklı değil. Bu haşhaş cipsi çok sağlıklı. Yani çocukların kemik gelişimi, beyin gelişimi içinde haşhaşın önemi bilindiği için daha fazla yapılıp keşke çocuklarımıza diğer cipsleri vermek yerine bu haşhaş cipsini ikram edebilsek, verebilsek, yiyebilseler, okula yanlarında götürebilseler. Denizli'de tasarım öğretmeni çift, çocukluklarından beri hayalleri olan konsepti oluşturmak için atölye açtı. Kendilerine ek kazanç da sağlayan öğretmenler, atık ve eski malzemeleri atmıyoruz, yeniliyoruz sloganıyla geri kazandırıyor. Atıkları geri kazandıran öğretmen çift, çocukluk hayallerini gerçekleştiriyor. İki tasarım öğretmeninin atık malzemelerden yaptığı çalışmalar takdir topluyor. Denizli'de yaşayan tasarım öğretmeni Halil ve Zeliha Kahveci çifti, boş vakitlerini çocukluklarından beri hayal ettikleri tasarım atölyesinde geçiriyor. Kahveci çifti hobi olarak başladıkları işlerinde farklı bir konseptle önemli bir çalışmaya imza attı. Son günlerde çöplere atılan atık ve eski malzemeleri atmıyoruz, yeniliyoruz çalışması adı altında yeniden yeniliyor. Bu sayede günlük eşyaların yanı sıra asırlık eşyaları da yeniden geri dönüşümle kazandıran çift hem ev ekonomilerine katkı sağlıyor hem de boş vakitlerini dolu dolu geçiriyor. Dekoratif yüzey boyama işlemleriyle birçok malzemeleri yenileyerek eskisinden daha yeni hale getiren kahveci çifti, iş yerlerini gören vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladığını söylüyor. Eşiyle birlikte farklı bir konsept oluşturduklarını ve kendisinin çocukluğundan beri bu işe ilgili olduğunu anlatan Zeliha Kahveci, "Bizim yaptığımız bir sevgi iştir," dedi. "Bizim yaptığımız iş sevgi işi. Bu da ta küçüklüklerime dayanan bir çalışma. Küçüklüğümden beri gerçekten bu işlere çok ilgiliydim. Sonrasında tabii bu iş eğitime dayandı ve tasarım öğretmeniyim. Eşimle birlikte bu işi yürütüyoruz. Ona destek oluyorum. Şu anki gündemdeki işimiz atmıyoruz, yeniliyoruz. Farklı bir konsept oluşturuyoruz. Yüzyıllık, asırlık mobilyaları dönüştürüyoruz. Atölyemiz aynı zamanda dönüşüm odaklı. İnsanlar artık yeni değil, mevcut olan ürünü yenileyip kullanmayı tercih ediyorlar. İşin bu noktasında da biz varız. Güzel, keyifli dönüşümler yapıyoruz. Denizli'de yaşayan gençlerin oluşturduğu müzik gruplarının katılımıyla müzik buluşması gerçekleştirildi. Gençler 13 ayrı grubun sahne aldığı konserlere katıldı. Genç Denizli'den 4 dörtlük müzik buluşması.
Hayata geçtiği günden bu yana Denizli'de gençleri sanatsal ve kültürel aktivitelere yönlendiren Denizli Büyükşehir Belediyesi Genç Denizli, Denizli'de yaşayan gençlerin oluşturduğu müzik gruplarının katılımıyla müzik buluşması düzenledi. 4 gün süren müzik buluşmasında 13 ayrı grup sahne alırken Kınıklı Mahallesi'nde yer alan Amfi Park'ta gerçekleştirilen konserlere gençler yoğun ilgi gösterdi. Gösterdikleri performanslarla konsere gelenlere unutamayacakları günler yaşatan gençler hem söyledi hem eğlendi. Performanslarıyla profesyonel gruplara taş çıkaran gençler konsere katılanlardan büyük alkış aldı. Genç Denizli müzik buluşmasına katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'a gençler yoğun ilgi ve sevgi gösterisinde bulunurken Başkan Zolan ile bol bol hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmediler. Osman Zolan burada gençlere seslenerek şöyle konuştu. İnşallah sizinle bir ve beraber olacağız. Sizlerin talebi ve arzusunu inşallah şehrimizde daha iyi eğitim almanızı ve şehrimizin genç şehir, genç noktasında çalışmalarını inşallah arttırarak sürdüreceğiz. Türkiye'nin elma üretiminin önemli bir kısmının gerçekleştirildiği Isparta'daki bahçelerde hasat devam ediyor. Ayrıca bu yıl verimse yüz güldürüyor. Isparta'dan bu yıl yurt dışına 200 bin ton elma satılması hedefleniyor. Sabahın ilk ışıklarıyla bahçelerden toplanmaya başlanan elmalar, kasalara konularak soğuk hava depolarına taşınıyor. Daha sonra yıkanıp paketlenen elmalar, yurt içi ve yurt dışına gönderiliyor. Isparta Tarım ve Orman Müdürü Eyüp Adıgüzel, elma hasadında geçen sene yakaladıkları rekolteyi koruyup daha fazla üretim yapmaya hedeflediklerini söyledi. Şimdi elma hasadından önce biz zaten yetiştiricilerimize, çiftçilerimize elmanın toplanması ve tasniflenmesiyle alakalı gerekli çiftçi eğitim yayın faaliyetlerimizi yapmıştık. Çünkü bu da totalde elmanın hasarıyla alakalı bize ciddi bir maddi külfet getirmekteydi. Bunun önüne geçmek için biz zaten eğitim yayın çalışmalarımızda elma nasıl toplanır ve elmanın leke olmaması adına biz bu çalışmalarımızı tamamladık. Geçen sene elma rekoltemiz 1 milyon 130 bin ton seviyesindeydi. Bu sene de yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde elmanın yine aynı seviyelerde seyrettiğini, 1 milyon 200 bin ile 1 milyon 100 bin ton arasında olacağını öngörmekteyiz. Elmanın yine aynı zamanda ihracat rakamlarıyla da alakalı iyi sonuçlar almaya devam ediyoruz. Gelendost ilçesinde elma yetiştiren Şahin Başar, birçok kentte elma yetiştiğini ancak Isparta elmasının aroması ve lezzetinin bambaşka olduğunu dile getirdi. Elma hasatımız Ekim ayında başlar. Eylül sonlarında Ekim ayında başlar. Lezzetiyle, aromasıyla çok harika bir üründür. Bir bambaşkadır Isparta elması. Bunun yanında dış ülkelere de ihraç oluyor. Örneğin Pakistan, efendim Rusya, Libya, bunun gibi ülkelere de ihraç oluyor. Türkiye ekonomisine de çok büyük bir katkı sağlıyor. Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Seramik Araştırma Merkezi'nde bir yüksek lisans öğrencisinin tez konusuyla başlatılan projeyle 3 boyutlu yazıcıyla seramik ürünler elde ediliyor. 3 boyutlu yazıcıyla seramik ürünler yapıyorlar. Bir şey bahsediyoruz her türlü o desteği verdim yazsınız yani. Seramik Araştırma Merkezi Müdürü Doçent Doktor Serap Ünal, gazetecilere 3 boyutlu yazılımla seramik üretimini denemek istediklerini söyledi. Bu proje bir yüksek lisans öğrencimin tezi konusunu belirlemekle başladı. Konuyu belirlerken tabii şimdiye kadar yapılmamış bir konu üzerinde çalışmamız gerekiyor. 3D yazılımla seramik üretimini deneyelim. Biz bunu projelendirelim. Efendim tez olarak da böyle bir tezi uygun gördüm. Ve biz çalışmaya başladık. Tabii çalışma için ilk önce literatür taramamız gerekiyor. Kim nerede ne yaptı ve bunun Türkiye'de yapılmadığını gördük. Yani Potterbot makineyle hiç çalışılan yer yok. Yani bu makine sadece polimer malzeme, yani plastik basımıyla ilgilenilmiş ama kille hiç kimse basmamış. Araştırmalarımızın sonucunda biz bunu yapabileceğimizi gördük.
Proje araştırmacısı, yüksek lisans öğrencisi Uygar Hasekioğlu da projenin Türkiye'de bir ilk olduğunu, cihazın başka birçok alanda da kullanılabileceğini ifade etti. Yaklaşık 1,5 yılımızı aldı bu makineyi getirtmek. Benim tez işim olarak ilk önce hocam bana verdi. Daha sonrasında baktık ki çalışmalarımız iyi gidiyor. Bir üst seviyeye çıkarmak için projelendirelim dedik. Doçent Doktor Serafin Al başkanlığında bir proje gerçekleştirdik. Üniversitemizin desteği sayesinde. Ve Amerika'dan getirdik bu makineyi. Türkiye'de şu anda ilk 3D Poturbot teknolojisi adı altında. Bir tek bizde, üniversitemizde. Eskişehir'de yaşayan Nafi Demirel, rüyasında gördüklerinden etkilendi. Hayattayken mezar taşını yaptırdı. İşte o ilginç olay. Rüyasından etkilendi, hayattayken mezar taşını yaptırdı. Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde yaklaşık 7 yıldır çay ocağı işletmeciliği yapan Nafi Demirel, gördüğü rüyanın ardından farklı bir olaya imza attı. Rüyasında kendi mezarını gören Demirel, isminin yazdığı başlığın bakımsız ve tahtadan olmasından etkilendi. Bunun üzerine değişik bir karar alan Demirel, hayattayken mezar taşını yaptırdı. Hikayesi biraz enteresan gibi gelecek ama bir gün evimde uyurken kendi mezarımı gördüm. Mezar tahtam çürümüş. İsmim falan belli değildi. Ya olacak ya, rüya artık bu. Kalktım, mezar taşının tahtasına tekme attım. Bana bu yakışmaz diyerekten. Ertesi günde bu mezar taşını yaptırmayı düşündüm ve yaptırdım yani. Baş köşeyi aldım, ona gözüm gibi de bakıyorum. Bazı arkadaşlar soruyor, neden yaptırdın bunu diyorlar. Ben de espri mahiyetinde söylüyorum. Ya diyorum, mermere zam gelecekmiş. Gelmeden yaptırayım da hazır dursun, arkamdakilere yük olmasın diyerekten yaptırdım ben. Ya enteresan diyorlar, ya kötü bir şey değil diyorum. Ters çevirin, tezgah olsun diyorum. Ya diyorlar, acelen neydi diyorlar. Bazen baktığım zaman diyorum, ölümü hatırlıyorum diyorum. Gülüyorlar, kimisi düşünüyor, üzülüyor. Annem köyde yaşıyor. Annemi aradım. Anne dedim, sohbet ediyoruz böyle. Sohbet esnasında anneme dedim ki, anne ben taş yaptırdım dedim. Laf arasında anlamadı herhalde. Anlamadım dedi. Anne ben mezar taşı yaptırdım dedim. Şaşırdı, şok oldu. Bir şey de diyemedi. Lan oğlum acelen neydi dedi. Biraz kızdı ama kaldır onu oradan dedi. Şok oldu yani, üzüldü. Denizli'de sonbaharın gelmesiyle birlikte başta Kasımpata olmak üzere mevsim çiçeklerine olan ilginin artması çiçekçilerin yüzünü güldürdü. Sonbahar çiçeklerine artan ilgi satıcıları memnun etti. Sonbaharın gelmesiyle birlikte mevsim çiçeklerine olan talep arttı. Sonbaharın en çok talep gösterilen çiçekleri Kasımpatı başta olmak üzere petunya, leylak, sıklamen ve hanımeli çiçeği oldu. Müşterilerine geniş ürün yelpazesinde çeşitli çiçek alternatifi sunan çiçekçiler, talepleri karşılayabilmek için mesailerini yoğunlaştırdı. Hummalı çalışmalarını sürdüren çiçekçiler, bu sonbaharda çiçeklere olan ilginin geçen yıla oranla daha çok arttığını işaret etti. Çiçeklerimizden sonbaharın vazgeçilmesi kasımpatılarımız var. Biz satışlarımız %20 arttı. Yani rengarenk, göz alıcı görünüyor, bakabilirsiniz. Burada renkleriyle her şey mükemmel. Petunyalar var. Yani müşterilerimiz için gayet çok yıllık olması, kasımpatılarımızın dayanıklı olması, soğuğa dayanıklı. Sıklemen, hanımeliler, renkleriyle onlar da gayet güzel. Gayet de uygun fiyatları. Genelde hemen hemen herkes geliyor. Bu çiçeğin cinsine bağlı ama sonbaharın vazgeçilmezi kasımpatılar. İlkbahar ve sonbahar döneminde satışlarımız artıyor ve %21 artışımız. Kütahya'da özel çocukların okuldan sonra sosyal hayata kazandırılması ve meslek öğrenmeleri amacıyla özel çocuklara özel ekmekler projesiyle %100 ekşi mayadan ekmek üretimine başlandı. Yapımından üretimine kadar özel çocukların yer aldığı projeyle
Özel çocuklar hem para kazanıyor hem de meslek sahibi oluyor. Kütahya Bahattin Çin'e özel eğitim okulunda özel çocuklara özel ekmekler projesiyle ekmekleri %100 ekşi mayadan imal ettiklerini belirten özel eğitim öğretmeni Nezih Çelik şunları söyledi. Çocuklarımızla meslek okulu olduğumuzdan dolayı ekmek yapıyoruz. Özel çocuklara özel ekmekler isimli bir projemiz vardı. Bakanlığımızın desteğiyle oluşturduğumuz atölyemizde ekipmanlarımızla profesyonel anlamda ekşi mayalı ekmekler çıkartmaya başladık. Öğrencilerimiz her aşamasında ekmeğin yapım sürecine katılmaktadırlar. Ekmeğimiz özel bir ekmek olup ekşi mayayla tamamen %100 ekşi mayayla yoğrulmakta ve gördüğünüz üzere tam taş fırınımızda pişirilmektedir. Öğrencilerimiz burada hem meslek öğrenerek hem de ücret kazanarak mezun olmaktadırlar. Bugün ilk olarak açılışımızı yaptık ve özel çocuklardan özel çocuklara ekmek üretimi olarak başladık. Öğrenciler de ekmek üretiminden keyif aldıklarını belirtti. Burada normalde çeşitli ekmekleri ilk yapmaya başladığımızda tadına vardım, ben de bırakamadım. Bende de alışkanlık oldu zaten. Hiç de bırakamıyorum. Devamlı sıklıkla tükettim ekmekler bunlar. Bence güzel biz. Hem deneyimliyorsunuz, hem ekmekleri yapıyoruz. Hem de bunu bir meslek haline getirdiğimizden artık bizim için tek yani iş, tek meslek bu oldu. Bence tuhaf ama güzel bir his. Ben Emrihan Aracı. Burada hem ekmek yapıyoruz, hem pişiriyoruz. Ondan sonra öğretmenlerimize falan satıyoruz. Ondan sonra sattığımız parayla okulumuza kazanç sağlıyoruz. Ondan sonra okulumuzda dönen sermayeyle okulumuza bazı şeyler alıyoruz. Kanal Ç ekranlarından renkli haberlerle karşınızda olduk değerli izleyenler. Yeni haftada tekrar görüşmek umuduyla. İyi akşamlar.